Arkadaşlar şimdi 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'ye bakalım. Savaş başladıktan sonra Türkiye 1939 yılında Fransa ve İngiltere ile Ankara Antlaşması antlaşmasını imzaladı. Ankara İttifakı diye geçer. Bu işte Alman İtalyan tehdidine karşı yapılmış olan bir antlaşmaydı. Ve Türkiye Cumhuriyeti savaş Akdeniz'e sıçradığı takdirde yani İtalya Akdeniz'de saldırgan politika izlediği takdirde savaşa gireceği sözünü verdi. Ayrıca İngiltere ve Fransa'dan Rusya'nın kendisine saldırmayacağı sözünü aldı. Savaş devam ederken 1941 yılında Almanlar Balkanlara kadar inince Almanya ile saldırmazlık ve tarafsızlık antlaşması imzaladı. Ayrıca Almanya'da krom satmaya devam etti. Çünkü bize para lazım yani Türkiye Almanya'ya krom lazım bize de krom var bunu sattı. Şimdi savaş yıllarında Türkiye'yi savaş sokmak amacıyla müttefik devletler, İngiltere grubu çok çaba sarf etti. Adana görüşmeler oldu, 1. Kahire görüşmeler oldu, 2. Kahire görüşmeler oldu. Ama Türkiye'yi burada ikna edemediler. 1. Kahire eden Menemenci 2. Kahire İsmet Ünün, Churchill ve Roosevelt arasındaydı. Türkiye yani savaşa girmedi ama savaşın sonlarına doğru hatırlayın şunu Yalta konferansı gereği o San Francisco konferansına katılıp Birleşmiş Milletler'in asil üyeleri arasında yer almak amacıyla Almanya ve Japonya resmen savaş ilan etti ama bu simgesel oldu. Yani Türk ordusu 2. Dünya Savaşı'nda görev almadı, savaşmadı ama resmen tarafını belli etti. Temel amacı neydi? Birleşmiş Milletler'e üye olabilmek. Bundan dolayı yaptı. Burada Adana görüşmeleri eden Menemencoğlu ve 2. Kahire'yi unutmamakta fayda var. Bu savaşın Türkiye etkileri ağır oldu. Türkiye bundan fazlasıyla etkilendi. Mesela Ege Denizi tamamen mayınlandı Almanlar tarafından. Türkiye'nin ticareti ciddi zarar gördü. Çok ağır ekonomik koşulları yaşadı yani hissetti Türkiye. Arkadaşlar çok fazla gencini seferberliğe aldı. orduyu aldı. Bu Bundan dolayı da arkadaşlar mesela tarımsal üretim çok düştü. %60 oranında düştü. İkinci beşlik sanayi planı uygulanamadı. Türkiye ciddi anlamda ekonomik darlık yaşadı ve 1940 yılında Milli Korunma Kanunu çıkararak hükümete, meclis hükümete ekonomiyle ilgili tüm tedbirleri alma yetkisini verdi. Ve Türkiye'de bu Milli Korunma Kanunu çerçevesinde arkadaşlar neler yapıldı? İşte mal darlığı hafifletilmeye çalışıldı, fiyatlar o düzenlendi, kara borsacılık yasaklandı. Çok önemli bunlar e, petrol ofisi et balık kurumları kuruldu, karne uygulaması getirildi. Varlık vergisi yasası çıkarıldı ama bu varlık vergisi yasası azınlıkları biraz daha böyle e, ezdi. Yani azınlıklara biraz daha farklı uygulandı. Azınlık dedim gayrimüslimlere. Onların mallarının büyük bir çoğunluğu el konuldu. Bu da Türkiye'nin eleştirilmesine sebep oldu. Halk da ciddi tepki gösterdi. Özellikle şu varlık vergisi ve toprak mahsulleri vergisi. Varlık vergisi tüccardan alınan toprak mahsulleri vergisi çiftten alınan vergiler. ne yapsın Türkiye? Yani yapacağı bir şey yok. Ekonomik sorunlar var. Bu vergileri çıkarmak zorundaydı ama bu halkın tepkisine neden oldu. Savaş yıllarında biliyorsunuz yani nüfus artış oranı düşer. Radyo kullanımı arttı bu dönemde. Çok önemli. Radyo 1920'de ilk defa Amerika'da kullanılmaya başlanmıştı. iki savaş arası dönemde. Bu dönemde en önemli gelişmelerden birisi köy enstitüleri açıldı. Köy enstitüleri Atatürk dönemi değildir. Dikkat edin. Bu dönem ismi türünü dönemidir. Köycülüğü geliştirmek, kalkındırmak, köylünün bilgi becerisini artırmak, onlara sağlık e, hizmetlerini öğretmek. Yani aklınıza gelen köycülükle ilgili ne varsa, taşra ilgili ne varsa bunu öğretmek amacıyla öğretmen okuldur bunlar. Bu okullar açıldı. Arkadaşlar bu dönemde garipler akımı ortaya çıktı işte Orhan Veli, Oktay Rıfat gibi. E, ünlü e, şairler yazarlarımız tarafından arkadaşlar garip akımı ortaya çıktı. E, bunlar çok önemli. Ankara Radyosu İstanbul Radyosu sürekli yayına geçti. Normalde Ankara Radyosu 1927'de ilk defa yayına geçmişti. İstanbul Konservatuarı bu dönemde açıldı. Arkadaşlar şimdi İsmet Ün'ün dönemi 1938-50 yıllar arasıdır. Milli şef olarak geçer. CHP'nin 1939'daki kongresinde milli şef olarak tarif edildi. Şimdi ne oldu bu dönemde? 1939'da müstakil grup kuruldu. Çok partiliyata geçilemediği için ne oldu? Meclisteki CHP milletvekili bir kısmı 40 tanesi, 30-40 tanesi istifa etti CHP'den ve ayrı bir grup kurarak hükümeti denetledi güya. Çok partiliyata geçilemediği için Cumhuriyetçilik Anlayışı doğrultusunda. Milli Koruma Kanunu, Varlık Vergisi Kanunu, Toprak Mahsulleri Vergisi, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ki bu çiftçiyi topraklandırma çok önemli. Bu zaten dörtlü takrir ortaya çıkaracak. Demokrat Parti böyle doğacak. Bu kanun çıkarıldı. Türkiye Birleşmiş Milletleri 45'te, Avrupa Konseyi'ne 49'da üye oldu. Marshall yardımından pay aldı. Zaten Marshall yardımı daha çok Türkiye Yunanistan'a yardımları içerirdi. Karabük Demir Çelik Fabrikası açıldı ve bu dönemde CHP'nin yanında arkadaşlar 1945'te Milli Kalkınma Partisi ki Atatürk'ün ölümünden sonra kurulan ilk muhalefet partisi ya da İsmet Ünlü döneminde kurulan ilk muhalefet partisidir. Ee, bunu unutmayın Nuri Demirağ kurmuştur bu partiyi. 46'da Demokrat Parti kuruldu. Demokrat Parti'den ayrılarak 48'de Millet Partisi kuruldu. Millet Partisi'nin kurucularının birisi Fevzi Çakmak, Osman Bölükbaşı. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Ee, şimdi Demokrat Parti kurulunca CHP ile Demokrat Parti arasında bir rekabet, siyasi rekabet başladı. Yani arada ciddi anlamda sertleşme oldu. Cumhurbaşkanı İsmet Ünlü, bu iki parti arasındaki gerginliği azaltmak amacıyla 12 Temmuz beyannamesini yayınladı. Ve bu beyannamede dedi ki Cumhurbaşkanı yani ben CHP ve Demokrat Parti'ye aynı mesafedeyim dedi. Yani birisini tutmuyorum işte aslında o gerginliği azaltmak amacıyla yaptı. Peki İsmet Ünlü döneminin Cumhurbaşkanı şey, başbakanları kim oldu? Celal Bayar, Refik Celal Bayar hem Mustafa Kemal'in son başbakanı hem de İsmet Ünlü'nün ilk başbakanıdır. Refik Saydam, Şükrü Saraçoğlu, Recep Peker, Hasan Saka, Şemsettin Günaltay sırasıyla İsmet Ünlü'nün döneminde başbakanlık görevinde bulundu. Şu ikisi 2 Dünya Savaşı devam ederken başbakanlık görevinde bulunanlar. Refik Saydam 39-42, Şükrü Saraçoğlu 42-46. Refik Saydam 42'de hayatını kaybetti. Onun yerine Şükrü Saraçoğlu başbakan oldu. Arkadaşlar peki geldik soğuk savaş dönemi. Soğuk savaş dönemi dediğimiz dönem şunu ters yazmışım arkadaşlar. Şunu hemen düzeltelim. 1990 olacak. Soğuk savaş dönemi 1947 yani 2. Dünya Savaşı'nın sonundan itibaren. 1990'a kadar. 1990 dediğimiz olay SSCB'nin parçalanmasına kadar olan sürece e, biz soğuk savaş dönemi diyoruz. Soğuk savaş dönemi içerisinde. ...yumuşama dönemi vardır. Tamam 60-80 arasında. Ee, bu iki bloklu dünya. İşte Batı bloğu, Doğu bloğu gibi. Bu Doğu bloğuna biz demir perde deriz. Demir perde tabirini kullanan ilk defa... E, Winston, şeydir, ...Winston Churchill'dir. İngiliz Başbakanı Yalta Konferansı'ndan sonra bu cümleyi kullanmıştır. İki bloklu dünya ortaya çıktı. İlk önce SSCB. Yani aslında Rusya bloğunu görelim. Rusya neler yaptı arkadaşlar bu dönemde? Yaptığı şeyler şu. Hemen şuraya yazayım ben Rusya'nın neler yaptığını bir Molotov doktrini ortaya attı. Molotov doktrini sosyalist devletler arasında işbirliğini planlayan bir doktrindir. Bu doktorun çerçevesinde hemen şuraya yazıyorum. Komün form kuruldu. Komün form sosyalist partilerin bir araya gelip kurdukları siyasi birlikteliktir. Bunlar 47. 47. Arkadaşlar 49'da Komikon kuruldu. Komik bunların hepsi sosyalist dikkat edin, Türkiye yok burada. 49'da Komikon kuruldu. Komikon sosyalist devletler arasında e, ekonomik dayanışmadır. Arkadaşlar 1955 yılında da 53'te Stalin öldü. 55 yılında da Varşova Paktı. Varşova, kuruş çevirdiğini Varşova Paktı kuruldu. Varşova Paktı ise askeri pak yani sosyalist bloklardaki, bloktaki devletlerin bir araya kurmuş olduğu askeri pak. Bu Doğu bloğu. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani şu Molotov planı unutmayın bunu. Kom, komünform, Komikon ve Varşova Paktı bu şekilde kuruldu. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekir. Hangi devletler var sorusunun cevabı aslında neler var? Şimdi SSCB lider. Ama bunun yanında Doğu Almanya, arkadaşlar Balkanlar'da Romanya, işte Yugoslavya, Macaristan, Bulgaristan, tamam mı? Arnavutluk. Bunlar hep sosyalist devletler. Çekoslovakya. Ama Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan yok zaten Amerika Birleşik Devletleri Truman doktrinine ve Marshall yardımlarını Avrupa'nın sosyalist blokta yer almasını engellemek, Avrupa'yı kalkındırmak amacıyla yayınlamıştı. Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan bu Marshall'den, Truman'dan desteklendi. Bunları unutmuyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Ama ne var? Daha da doğuya gidersek Çin'i ekleyebiliriz. işte Küba'yı ekleyebiliriz. Amerika kıtasına geldi şey Kuzey Kore ekleyebiliriz. Amerika kıtasına geldiğimizde Küba'yı da ekleyebiliriz buna. Şimdi sosyalist blokta zamanla sarsıntılar yaşandı. Burada en önemli olan şudur. Tito. Tito Yugoslavya devlet başkanıdır. Tito Stalin'in uydusu olmak istemedi. İdeolojik farklılıkları var. Ayrıca Tito Balkanlarda liderliği oynuyor. Ve Tito'nun ülkesi olan Yugoslavya'dan Hitler'i atan Rusya değildi. SSCB değildi. Tito'nun kendi sattı. Yani Yugoslav halkı attı. O yüzden de Yugoslavya Stalin uydusu olmak istemedi. Bu nedenle 1947'de kurulan komün formdan ilk atılan devlet Yugoslavya oldu ve böylelikle sosyalist blokta ilk sarsıntılar ortaya çıktı. Macaristan'da Budapest'te ayaklanmalar çıktı. Çekoslovakya'da ayaklanmalar çıktı. Burada çok önemli bir bilgi vardır. Hemen onu söyleyeyim size. 1948'de Rusya Pırağa girdi. Çekoslovakya darbesi yaptı. Çekoslovakya'daki iktidar değişti, değiştirdi. Aynı Macaristan'da olduğu gibi. Ee, biz buna Çekoslovakya darbesi deriz. Bu darbe üzerine Avrupalı devletler bir araya gelerek Batı Avrupa Birliği'ni kurdu. Batı Avrupa Birliği sosyalist tehdide karşı Avrupalı devletinin kurmuş olduğu birlikteliktir bu. Bunu ortaya çıkaran şey Çekoslovakya darbesi oldu. Korktu yani insanlar. Burada diğer bir bilgi de şu. 1967'de unutmayın bunu arkadaşlar. Alexander Dubček, Çekoslovakya lideri Alexander Dubček insancıl komünizm hareketini başlattı. Hür seçim yani liberalleşme hareketini başlattı. Bu sosyalist bloktan kayma. Ayrılma hareketiydi. Rusya buna izin vermedi ve Varşova ordusu arkadaşlar Çekoslovakya'yı işgal etti. Alexander Dubček ortadan kaldırıldı. İnsancıl komünizm Çekoslovakya, bunu unutmayın. Ama işte bunun rengi burada belli edildi. 1990'da Çekos SSCB bloğu dağılınca yani sosyalist blok dağılınca 1990'da Çekoslovakya kadife devrim dediğimiz devrimle liberalleşecek Avrupa'lı devletler safında yerini alacak ve Avrupa Birliği'ne girecek. Şu anki adı çek ya zaten bunun. Unutmuyorsunuz bu sarsıntıyı. Arkadaşlar Batı bloğu deyince aklımıza da şu gelecek. Ee, Batı bloğun lideri Amerika'dır. Amerika Rusya'nın yayılmacı politikasını, yani sosyalist yayılmacılığı engellemek amacıyla çevreleme politikasını takip edecek. Biz buna çevreleme diyoruz. Çember altına alma, iç hilal yani işte Balkanlardan Asya'ya kadar olan bölgede Rusya'yı engellemedir. Bunun için neler yapacak Amerika Birleşik Devletleri? Truman doktrinini ortaya çık, Marshall planı ortaya çık. Özellikle bu Truman ve Marshall planı, Truman doktrini 47'dir ikisi de. Truman doktrini ve Marshall planı Avrupa'yı kalkındırarak o bölgede sosyalist yayılmacının ortaya çıkmasını engelleme olacak. Bu bağlantıları unutmayın olur mu? Önemlidir. İşte Truman doktrini Marshall yardımları ki bu genellikle işte Türkiye Yunanistan'a askeri ve ekonomik yardım yaparak o coğrafyada sosyalist yayılmacılığı engellemek için ya kurmuş olduğu ya da ortaya atmış olduğu bir doktrin olacak ve bu doktrin çerçevesinde Marshall planını ortaya atarak Avrupalı devletlere yardım edecek. Türkiye de bu yardımdan nasibine düşeni alacak. Arkadaşlar NATO'yu kurdu Amerika Birleşik Devletleri 1949'da. Bu da askeri kanattır. Aynı şey gibi ABD'yi düşünüyoruz şimdi. Şurada da SSCB'yi düşünüyoruz. SSCB ne yaptı? Molotov doktrinini ortaya attı. Doğru mu? Molotov. Komünform. Özür şöyle. Komünform. Artık biliyorsunuz. Komünform. Form şöyle. Komikon. Varşova. Şimdi bunun çaprazını yapıyorsunuz. Biz burada olamayız zaten. Türkiye bu tarafta değil. Amerika ne yaptı? Bunu engellemek amacıyla Turman doktrinini ortaya attı. Marshall yardımlarını yaptı. Arkadaşlar ayrıca Batı Avrupa Birliği'nin kurulmasını öncülük etti. Avrupa Konseyi'ni kurdu. Bakın Avrupa Konseyi'ni. Avrupa Birliği'nin kurulmasına destek verdi. O para verdi onlara Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'yu kurdu. Aslında bunlar da şunlar ABD öncülüğünde sosyal seyirmacılığı engellemedir. Nerede? Avrupa'da. Şimdi bunun bir de Orta Doğu'su vardır. Mesela Orta Doğu'da Sosyalist elmacılığı engellemek amacıyla Amerika ne yaptı? Bağdat Paktı'nı kurdurdu. Eisenhower doktrinini ortaya attı. Peki Güney Asya'da engellemek için ne yaptı? Seato'yu kurdurdu mesela. Bunların her birisi çevreleme politikası olarak adlandırılır. Bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Avrupa Konseyi nedir? Türkiye'de dahil olduğuna 49'da kuruldu. Arkadaşlar bunun amacı e, insan hakları, medya, hukuk işbirliği, sosyal yaşam, sağlık, eğitim, kültür, spor, gençlik gibi alanlarda faaliyet yürütmek amacıyla kurulmuş olan bir kuruluştu. Avrupa Ekonomik Topluluğu arkadaşlar bu da 1950 aslında 52'de temel atıldı ama tam anlamıyla 57'de kuruldu diyebiliriz. Burada şunu söyleyelim. Avrupa Birliği'nin bunun bugünkü adı Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin temeli Schuman Planıdır. Schuman Fransız Dışişleri Bakanıdır. Schuman Planı çerçevesinde arkadaşlar 1951-52'de Avrupa Kömür Çelik Topluluğu kuruldu. Kimler kurdu bunu? Almanya, tabii ki Batı Almanya, İtalya, arkadaşlar, Fransa ve Benelüks. Bakın Fransa, Almanya, İtalya ve Benelux. Benelux kim? Belçika'nın BS. Hollanda Netherland N'si, Lüksemburg'un lüksü. B N, lüks. Artı Almanya, İtalya ve Fransa. Zaten İngiltere bugün de yok. Kuruluşunda da yok. Sonradan girecekti, sonra da çıkacak. 1957'de bu Avrupa Kömür Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu adını alacak. 1992 Maastricht, Maastricht konferansıyla ya da antlaşmasıyla Bugünkü adı Avrupa Birliği adını alacak. Anlaştık mı arkadaşlar? Avrupa topluluğu da bu. Şimdi burada yine çok önemli bir olay. İsrail'in kurulması. İsrail 1948'de Birleşmiş Milletler kararıyla kuruldu. İsrail Birleşmiş Milletler kararıyla kuruldu. Bunun fikrini ortaya atan Theodor Herzl diye bir adam. Theodor Herzl, Yahudi, Siyonizm hareketi. Siyonizm hareketi, Yahudi hareketi. Filistin'de bir Yahudi devleti kurma. E, buna İngiltere destek verdi. Nasıl destek verdi? Bir Dünya Savaşı devam ederken İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour 1917'de Balfour Deklarasyonu'nu ortaya attı. Ve Filistin'de bir İsrail Devleti'nin kurulacağına destek vereceğini söyledi. Ve bu İsrail Devleti 1948'de kuruldu. Şimdi burada iki bilgi bilelim. Birincisi şu. İsrail'in kurulmasında Haganah, bakın Haganah şu neye harfi. Haganah, nidenin neyse. Ve... Ve irgun örgütleri, terör örgütleri ya da gizli örgütler etkili oldu. Bunlar Filistinleri o coğrafyadan kovarak ki o dönemlerde Filistin mülteciler ortaya çıktı. Kovarak o coğrafyaya Yahudileri yerleştirdiler bu örgütler. Aynı Asala gibi, EOKA gibi düşünebilirsiniz bunu. Ee, arkadaşlar diğer bir bilgi de şu. İsrail devletinin kurulması ile birlikte Filistin sorunu ortaya çıktı. Yani Orta Doğu dediğimiz coğrafya, Kan gölüne döndü. Neden bunu söyledim? Çünkü Arap-İsrail savaşları İsrail'in kurulması ile 1948'de başladı. Anlaştık mı arkadaşlar? Ee, şimdi bu Eisenhower doktrini demin söylemiştim size. Eisenhower doktrini, Eisenhower 1957 doktrinin tarihi o dönemlerdeki Amerikan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Eisenhower doktrini Orta Doğu'da sosyalist yayılmacılığı engellemek amacıyla ortaya atılan doktrindir. Bu doktrinle birlikte ne yapmaya çalıştı Amerika? Rusya'nın Orta Doğu'da yayılmasını ve güçlenmesini engellemek. Rusya'nın Süveyş kanalına egemen olmasını engellemek amacıyla yaptı. Ne yapacaktı bu doktrinle? Arap devletlerinin ekonomik yardımda bulunacak. Onları kalkındıracak ve onların sosyalist olmasını engelleyecekti. İşte bu doktrinle birlikte ilk defa Orta Doğu'da iki süper güç karşı karşıya geldi. İlk defa. Hatta bundan iki yıl önce 1955'te arkadaşlar yine Amerikan desteğiyle Bağdat Paktı kuruldu. Bağdat Paktı İngiltere, Türkiye Cumhuriyeti, Irak, İran, Pakistan arasında kuruldu. Dikkat edin tek Arap devleti var burada Irak. Amaç Ortodoks Sosyalist yayılmacılığı engellemekte. Fakat Irak'ta 1959'da darbe oldu. Sosyalist bir darbe oldu ve Irak paktan çekildi darbeden dolayı. E, zaten bak Paktın adı Bağdat Paktı. Bu sefer Paktın merkezi Bağdat'tan Ankara'ya taşındı. Ve adı oldu. Cent oldu yani arkadaşlar tamam mı unutmuyorsunuz. Şimdi <laughs> nereler sosyalist demin saydım. Çin'de sosyalizm 1949'da ortaya çıktı. Arkadaşlar Çin'e Mao e, Egemen oldu. Yani Çin'de büyük bir darbe gerçekleşti 1949'da. Çin devleti rejim değiştirdi. Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu. Böylelikle Çin'de sosyalistleşmeye başladı. O zaman Çin'in sosyalistleşmeye başlaması sosyalizme Asya'da çok büyük bir sosyalizme ivme kazandırdı. Çok büyük bir güç haline geldi. Bu da tabii ki Rusya'yı, Amerika'yı e, ve Batı bloğunu çok fazlasıyla tedirgin etti. Çünkü Çin orada birçok devlete, birçok sosyalistleşme meyilimi olan devlete yardım edecek. Mesela bunların başında da Vietnam geliyor. Kuzey Vietnam'a Çin fazlasıyla yardım edecek. Bu da Vietnam savaşlarının ortaya çıkmasına sebep olacak. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman 1949'da Mao liderliğinde bir Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu. Bu Mao için bir şey daha söyleyelim size. 1965-1966 yılları arasında Mao liderliğinde Çin'de kültür ihtilali ortaya çıkacak. Kültür ihtilali aslında Çin sosyalizmine dönüş, asla dönüş fakat bunları ellerine yüzlerine bulaştıracaklar. Bu olay biraz daha Amerika ile ABD ile Çin'i yakınlaştıracak. Bu kültür ihtilalinden dolayı iki taraf birbirine yakınlaşacak. Çin Sosyalist olunca BM'den atılmıştı, ayrılmıştı birleşmiş milletlerden. Çin tekrar birleşmiş milletlere üye olacak. Ayrıca arkadaşlar, ABD ile Çin arasında bir yakınlaşma daha da güçlenecek. Yakınlaşma daha da iyime kazanacak. Çin ile ABD arasındaki yakınlaşmayı anlatan kavram da bunu da unutmayın arkadaşlar. Ping-Pong diplomasisi olacak. Ping-Pong diplomasisi nedir? Ping-Pong diplomasisi. Tokyo'da e, arkadaşlar tenis turnuvası oluyor. Burada Çinli tenisçilerle, ABD'li tenisçiler samimi oluyorlar. ABD'li tenisçiler Pekin'e gidiyor. Çinli tenisçiler onları davet ediyor. İşte spor dostluğu da beraberinde getiriyor. O zaman ABD ile Çin arasında yakınlığı başlatan olay pinpon diplomasidir diyoruz. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi Soğuk Savaş döneminin ilk çatışması Kore Savaşı. Kore Savaşı arkadaşlar Güney Kore ile hatırlayın. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ikiye ayrılan devletlerden birisi buydu. Güney Kore ile Kuzey Kore arasında oldu. Bu Amerika Birleşik Devletleri Güney Kore SSCB Kuzey Kore'ye destek verdi. Böylelikle ilk defa bu iki blok arasında sıcak çatışma yaşandı. İlk sıcak çatışma Kore Savaşı. Hangi tarihler arası? 1950, 50, 1900 özür, 1950, 1953 yılları arasıydı. Türkiye Cumhuriyeti de ABD'ye destek verecek ve bir Tugay asker gönderecek. 4500. Arkadaşlar ee, neydi az? Ee, Tahsin Yazıcı, Tahsin Yazıcı komutasında bir Tugay asker gidecek oraya. Türk ordusu ilk defa, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, Türk ordusu ilk defa sınırları dışında bir yere savaşmaya gidecek. E, ve orada kahramanlıklar e, tabii ki gösterecek. İşte e, savaş bitecek her neyse yani iki devlet arasında Panmunjom Antlaşması imzalanacak galibi yok. Eski sınırlar aynen geçerli olacak. Fakat olay şudur. Biz Kore'ye asker gönderdiğimiz için 1952'de Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Cumhuriyeti NATO'ya alacak. NATO'ya girişi böyle olacak. Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan aynı tarihte ve aynı gün NATO'ya girmiştir arkadaşlar. Kore Savaşı'nda bu anlamda unutmamakta fayda var. Arkadaşlar 1954'te SEATO kurulacak. Aslında SEATO'da Amerika'nın Güney Asya'da sosyalist yayılmacılığı engellemek için kurmuş olduğu bir örgüt. Nerede bu? Güney Asya'da. E doğal olarak da Türkiye'nin burada olma ihtimali yok. Gördük şunları zaten. Asya olduğunu biliyoruz. Vietnam ile ilgili sorundur bu. Unutmayın. Hemen şurayı tekrar büyüteyim arkadaşlar. Biraz küçültüyorum şöyle. Tamam. Devam ediyorum arkadaşlar. Güney Asya'da arkadaşlar e, şimdi burada buradaki başlık şey e, Çin şey Hindistan ve Pakistan'ın kurulması. 1947'de kurulacak. 1947 yılında arkadaşlar Hindistan ve Pakistan devletleri kurulacak. Bu iki devlet İngiltere'ye baş kaldırarak kurulacak. Hindistan İngiltere sömürgesindeydi. Ee, Hindistan'ın kurucu devlet başkanı Mahatma Gandhi, Pakistan'ın kurucu devlet başkanı ise Muhammed Ali Cinnah olacak. Bunları unutmayın olur mu? 1947'de Çin'e şey İngiltere'ye karşı baş kaldırarak Asya'da kurulan devletler. Hindistan ve Pakistan olacak. Muhammed Ali Cinnah'ı unutmuyorsunuz. İleride Pakistan'dan ayrılarak arkadaşlar Bangladeş, Bangladeş devleti de kurulacak. Fakat kırmızı kalemle yazayım şimdi. Bu iki devlet arasında günümüze kadar gelen sorun da Keşmir sorunu olacak. Keşmir sorunu iki devlet arasında hala günümüze kadar devam eden sorun. Verimli mümbit toprak ikisinde de değil. Birleşmiş Milletler gözetiminde. Hatta Rusya 1966 gibi bu iki devlet arasındaki sorunu çözmek amacıyla Taşkent deklarasyonunu gerçekleştirecek ama sorun yine çözülmeyecek arkadaşlar. Ee, ASEAN, ASEAN bu da Güney Doğu Asya'dır arkadaşlar. ASEAN 1966'da kuruluyor. Güney Doğu Asya Milletler Birliği, Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya, Singapur arasında imzalanıyor. Sonra bunlar, bunlar da dahil oluyor buraya. Şimdi Afrika Birliği, arkadaşlar dünyanın en fakir ülkesi Afrika. En borçlu ülkesi Afrika. Yeraltı kaynakları çok zengin ama sömürülüyor tabii ki. 1960'ta 32 bağımsız Afrika ülkesi bir araya geliyor ve Afrika Birliği teşkilatını kuruyorlar ama bir işe yarıyor mu? Yok. Bugün dünyanın en fakir, en borçlu ülkesi Afrika. Tabii burada bağımsızlık mücadeleleri çok önemli. Trabuskap'ta yani Libya'daki bağımsızlık mücadelesi, Cezayir'deki bağımsızlık mücadelesi ki Cezayirli Cemile vardır, meşhurdur arkadaşlar. Ondan sonra Güney Afrika'daki bağımsızlık mücadelesi Nelson Mandela. Bak bunlar çok ünlü insanlar yani ünlü isimler. Ha sorular buraya kadar iner mi bilemeyiz. Ama yine de şöyle üzerinden bir geçmiş olduk sizinle. Ee, soğuk savaş döneminde Türkiye. Yani ne demek işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye. Arkadaşlar Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda neler yaptı onu gördük. Peki soğuk savaş döneminde ne yaptı Türkiye? Bir kere Avrupa Konseyi'ne üye oldu 1949'da. NATO'ya üye oldu 1952'de. Bağdat Paktı'nı kurdu 1953'te. Kim var Bağdat Paktı'nda? Yugoslavya, Türkiye Cumhuriyeti e, ve Yunanistan var. Hatırlayalım Yugoslavya sosyalist olmasına rağmen e, Bağdat şey, ba, arkadaşlar Bağdat'ı siliyorum. Şu, ben bunu Balkan diye okuyorum. Özür. Siliyorum tamam mı? Şöyle yapıyorum. Şöyle yapayım tamam mı? Balkan Paktı'nı kurdu. E, ben bunu Balkan gibi gördüm. Şimdi e, Oysa ki Yugoslavya Sosyalist Blok'taydı. E, neden e, Batı bloğundaki devletlerle bir araya geldi? Çünkü Yugoslavya Komünformdan atılınca Stalin arkadaşlar tehdit etti şeyi e, Yugoslavya. Yugoslavya Stalin korkusundan dolayı Stalin'e karşı bir kalkan olsun diye Batıya yaklaştı ve Amerika'nın isteğiyle e, Balkan Paktı kuruldu. Arkadaşlar 1955 yılında Bağdat Baktı kuruldu. Bu baktığın ilerideki adı da CENT oldu. Bunun demin söylemiştim zaten size. Şunlar ne zaman? Demokrat Parti dönemi, Avrupa Konseyi CHP dönemi. Yani İsmet Ünlü döneminde Türkiye'nin üye oldu. Avrupa Birliği, şey Avrupa Birliği diyorum. Milletler bir şey. Eh, Birleşmiş Milletler 1945. Avrupa Konseyi 1949. Bunlar ee, İsmet Ünlü döneminde Türkiye'nin girdiği uluslararası kuruluşlar. Ama şunlar demin söylediklerim NATO, Bağdat, Balkan Paktı. Bunlar ise Demokrat Parti, Adnan Menderes döneminde, Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanı döneminde girmiş olduğu örgütler oldu. Arkadaşlar Türkiye tam Avrupa Konseyi'ne girdi 1949'da. Onu söyledik size, geçiyoruz. E Türkiye NATO'ya girdi arkadaşlar. Kore Savaşı'na asker göndermişti. Zaten demin anlattım size. Yunanistan'la birlikte girdi. E, iki devleti aynı anda kabul ettiler. Balkan Paktını söyledim. Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan Rusya'ya karşı bir kalkan. Bağdat Paktı'nı söyledim demin. <laughs> Irak çıktı bundan cent oldu adı. Merkezi Antlaşma Örgütü. Arkadaşlar şimdi burada önemli bir nokta var. Bakın şimdi. O da şu. Ee, arkadaşlar CHP ülkeyi 27 yıl yönetti. 27 yıl yönetti. 1923-1950 yıllar arasında ülkeyi yöneten CHP'dir. 1945 yılında arkadaşlar 1945 yılında Çiftçi topraklandırma yasası diye bir yasa sunuldu meclise. Çiftçi topraklandırma. Bu yasaya geniş toprak ağaları olan yani geniş toprakları olan işte Celal Bayar, Adnan Menderes gibi bazı milletvekilleri imza atmadılar. Farklı bir önerge verdiler. Dört kişi bu önergeyi verdi. Kimdir bu dört kişi bu önergeyi veren? Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü. Bunlara dörtlü takrir denir. Dörtlü takrir. Çiftçi topraklandırma yasasını imzalamadılar. Bu yüzden de arkadaşlar bunlar CHP'den ayrıldılar ve 7 Ocak 1946 Demokrat Parti'yi kurdular. Demokrat Parti'yi kuranlar dörtlü takrirler. İsimleri bunlardır unutmuyorsunuz. Ve böylelikle işte bu tarihte Demokrat Parti'nin kurulmasıyla birlikte Türkiye'de resmen çok partili hayat başladı. Ama hatırlarsanız ondan önce Nuri Demirağ tarafından Milli Kalkınma Partisi kurulmuştu. Fakat Milli Kalkınma Partisi seçimlere girmedi, bir varlık gösteremedi. Bu nedenden çok bu nedenle çok partiliyata geçilmiştir demeyiz Milli Kalkınmayla. Ne geçildi çok partiliyata? Demokrat Partinin kurulmasıyla ve Türk tarihinde ilk defa 1946'da arkadaşlar tek dereceli seçim yapıldı. 46'dan önce hep çift turlu seçimde. Fakat burada o açık oy arkadaşlar gizli sayım yapılacaktı yani. Normalde ne olacaktı? Ne olması gerekiyordu? Gizli oy açık sayım olması gerekiyordu ama açık oy gizli sayım yapıldı. 46 seçimle CHP kazandı. Demokrat Parti de tamam yani epey milletvekili çıkardı ama öyle. iki haneli milletvekiller yani öyle çok 100, 200, 300 tane milletvekili çıkaramadı. Yani CHP seçimi kazandı. Arkadaşlar 1950'de yeniden seçim yapıldı. Burada önemli bir nokta söyleyeyim size. 1950'de 1950'de Yüksek Seçim Kurulu kuruldu. YSK, Yüksek Seçim Kurulu seçimlere yargı denetiminin gelmesi demektir. Bunu İsmet İnönü kurdurdu. İsmet İnönü kurdurmuştur Yüksek Seçim Kurulu'nu Cumhurbaşkanı. Buna Adnan Menderes şunu bunun kurulmasını şöyle tanımladı. Demokrasinin Sakarya zaferidir dedi. Yani artık de, demokrasiye yargı denetimi, seçimlere yargı denetimi geldi. Demokrasinin sakarı zafirdir dedi. Ve 1950'de seçimler yapıldı. Bu seçimlerde Demokrat Parti yaklaşık %54 oy aldı. Çok yüksek bir oy oranda oy aldı. E, 1954 seçimlerinde ise %57 oy aldı. Peki e, 54 aldı tek başına iktidar. Arkadaşlar sonra 54'te 57, %57 oranında oy aldı. Neden yükseltti oylarını? Marşal yardımları devam ediyor. Tarımda ciddi kalkınma var, bereketli yıllar arkadaşlar. Sosyal refah artıyor. O yüzden 54'te oyunu artırdı. Fakat 54'ten sonra bir Kriz, ekonomik krizler çıkmaya başladı. Bu nedenle 1957'deki seçimlerde %48'e düştü oy oranı. Doğal olarak Demokrat Parti agresifleşmeye başladı. İşte Vatan Cephesi'nin kurdu. Vatan Cephesi Adnan Menderes'in Demokrat Parti halka indirgeme düşüncesi. Hatta Vatan Cephesi'ne üye olanların isimleri radyodan anons edildi. Bu CHP ile Demokrat Parti'yi iyice Demokrat Parti arasındaki gerginliği iyice artırdı. Sonuçta olay ters tepince Adnan Menderes bu gerginliği azaltmak amacıyla tahkikat komisyonunu kurdu. Fakat bunlar yeterli olmadı. 27 Mayıs 1960'ta ordu arkadaşlar Milli Birlik Komitesi Celal Cemal Gürsel başkanlığında Milli Birlik Komitesi yönetime el koydu ordu yönetime el koydu ve 10 yıllık Demokrat Parti dönemi bitti. Yasa da yargılamalar oldu, İmralı yargılamalar oldu. Bunun sonucunda Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan. Arkadaşlar ayıp bir olaydır. Yani Türkiye'nin ayıbıdır bu. İdam edildiler. Üçü de idam edildi. Bir başbakanın idam edilmesi, bakanların idam edilmesi çok enteresan bir olay. Demokrat Parti kapandı. 1961'de Demokrat Parti yerine Ragıp Gümüşpala, bu da bir askerdi Ragıp Gümüşpala tarafından... Adalet Partisi kuruldu. Sonra Adalet Partisi'nin ilerleyen süreçteki başkanı Süleyman Demirel olacak. Ondan sonra Demirelli yıllar başlayacak. Başbakan Süleyman Süleyman hep başbakan bu olacak arkadaşlar. Peki Demokrat Parti döneminde neler yapıldı? Neler oldu? Arkadaşlar 6-7 Eylül olayları yaşandı 1955'te. Olay ne? Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinin kundaklandığı haberi asılsız bir haber çıktı. Bu olay İstanbul'da gayrimüslimlerin evlerinin yağmalanmasına sebep oldu. Atatürk'ü koruma kanunu çıkarıldı. Atatürk'ün naaşı Anıtkabir'e taşındı 10 Kasım 1953'te. Halk evleri, konsüllükler kapatıldı unutmuyorsunuz. İlk yaptığı işlerden birisi ezan Arapçaya döndü tekrar. Türkiye NATO'ya üye oldu. Bağdat Balkan Paktı'na üye oldu. Hürriyet Partisi kuruldu arkadaşlar ee, yine Demokrat Parti'den ayrılarak ki burada ciddi anlamda sıkıntılar vardı 50, 57 seçimlerinden sonra. Ayrıca kırşehir ilçe yapıldı. Adıyaman Malatya'dan ayrılarak il yapıldı bu dönemde arkadaşlar. Kıbrıs sorunu çıktı ilk defa. Kıbrıs sorunu Demokrat Parti döneminde çıktı. Osmanlı'dan kalma son borçlar 54'te ödendi. Üniversiteler kuruldu. Hangi üniversiteler kuruldu? ODTÜ, Amerikan. Modeliyle ODTÜ kuruldu, Karadeniz Teknik kuruldu, Ege Üniversitesi kuruldu ve Atatürk'ün vasiyet üzerine Atatürk Üniversitesi kuruldu Erzurum'da, Van havzasında kurulacak da Erzurum'da kuruldu. Bunları unutmayın arkadaşlar, Demokrat Parti döneminde olan önemli olaylardı. Peki soğuk savaş döneminde bilimsel gelişmeler, dünyadaki kültürel bilimsel gelişmeler nedir? Tamam, nüfus artış oranı arttı savaştan sonra, savaşta azaldı sonra arttı. E, tamam, otomobil kullanıldı işte kadın hareketleri çıktı. Neden? Çünkü erkek nüfusu çok azalınca kadınlar sosyal hayatta etkili olmaya başladılar. Rock and Roll müziği, Elvis Presley ordu arkadaşlar nam saldı yani meşhurlaştı. Rock and Roll müziği bunun en büyük temsilcisi Elvis Presley. Amerikan yaşam tarzını reddeden bir anlayış ortaya çıktı. Sputnik programı doğdu. Sputnik programı SSSB'nin uzay programıdır ve ilk defa uzaya uyduyu gönderen SSC oldu. 1957'de Sputnik'tir arkadaşlar. Uzaya ilk uyduyu gönderen Sputnik Rusya. Uzaya ilk insanı gönderen Vostok 1 Rusya Yuri Gagarin. Uzaya ilk kadını gönderen Valentina Tereshkova, Rusya. İlk canlıyı gönderen köpek Laika. Hep Rusya oldu ama 1969'da Amerika Ay'a ilk insanı gönderdi. Neil Armstrong ne demişti? E, ayak bastığında benim için küçük insanlık için büyük bir adımdır demişti arkadaşlar. Ee, DNA'nın kimyasal yapısı şudur budur. Tamam şunları okuyun arkadaşlar. Burada aklıma bir şey geldi. Eniyak'ı duydunuz mu? Eniyak arkadaşlar 1940'ta İkinci Dünya Savaşı yıllarında keşfedildi. Amerikalı bilim insanları tarafından Eniyak bilgisayardır. Eniyak ve Mark 1 arkadaşlar bunlar bilgisayar tamam mıdır? Bu Eniyak Mark 1'i unutmayın. 1940'da icat edildi. Amerikan ordusuna e, Amerikan ordusunun ihtiyacını karşılamak amacıyla Amerikalı bilim adamları tarafından yapılmıştı. Arkadaşlar yumuşama dönemi ve sonrası diyor. Ya, yumuşama dönemi ve sonrası diye bir cümle kullanmak doğru değil ama şöyle söyleyelim. 1960 1980 yılları arasında yaklaşık olarak soğuk savaş içerisinde yumuşama gerçekleşti. Peki ne oldu? Ben size hemen olayı anlatayım. Arkadaşlar ABD ile Rusya arasında bir U-2 casus uçak krizi ortaya çıktı. Ayrıca Berlin bunalımı ortaya çıktı. Bunalımı. Şu U-2 casus uçak incelikten kalkmıştı. Moskova'da düşürüldü. Berlin buhranı yaşandı ki bu buhran sonucunda Berlin duvarı örüldü 1961'de Doğu Almanya ile Batı Almanya arasında. Arkadaşlar yine aynı tarihte Küba bunalımı ortaya çıktı. Buradaki olaydan bahsedeyim size. Fidel Castro arkadaşlar Fidel Castro Küba'da yönetimi ele geçirdi. Diktatör Batista'yı devirdi kendisi. Yönetimi ele geçirdi ve Küba Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. E, ve Castro Küba'daki e, fabrikaları millileştirdi. Ve Küba'da yatırım yapan iş adamları Amerikalılardı. Ya Amerikalı iş adamlarının mallarına çöktü yani böyle söyleyeyim size. Bu tabii ki Amerikan tepkisine neden oldu. Bunun üzerine Fidel Castro SSCB'den yardım istedi. Ve SSCB Küba'ya nükleer, nükleer silahlarını getirdi. Ve bunun üzerine ABD, buraya geçiyorum, bunun üzerine ABD Küba'yı kuşattı. Bu kuşatmaya ne diyoruz? Domuzlar Körfezi kuşatması yaşandı. Yani iki savaş, iki devlet nükleer savaşın eşiğine geldi. İlk defa nükleer savaşın eşiğine geliyorlar. Neyle? Küba bunalımıyla. Neredeyse birbirine girecekler. 1962. Arkadaşlar olay böyleyken, yani İki devlet nükleer savaşın eşine gelmişken Küba bunalımından dolayı iki lider arasında kim? ABD Başkanı John Kennedy ile Rusya Rus lideri Nikita Khrushchev arasında kırmızı baş harflerini yazıyorum. Kırmızı telefon görüşmesi oldu. Kırmızı telefon görüşmesi sonucunda kırmızı telefon antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla biz yani Batı bloğu ABD Türkiye'deki Jüpiter füzelerini söktü. Jüpiter füzeleri İzmir Çiğli'deydi. Jüpiter füzelerini sökünce Rusya'da Küba'daki nükleer füzelerini söktü. Ve böylelikle iki taraf arasında yumuşama başladı. İki taraf arasında yumuşamayı başlatan olay Küba bunalımı olmuş oldu. Bu bağlantıyı da unutmuyorsunuz arkadaşlar. Peki bu dönemde neler oldu? Tamam, şöyle bir bakalım. Pimpon diplomasisi ABD ile Çin arasındaki yumuşama. Salt bir salt iki antlaşmalar imzalandı ABD ile Rusya arasında. Nükleer silahların azaltılması programı. Bak hep yumuşamadır bunlar. Yumuşama, yumuşama. Kırmızı telefon görüşmesi yumuşama. Dikkat edin bunu arkadaşlar. 1975'te Helsinki konferansı toplandı. Bu konferansta Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı kuruldu. AGİT kuruldu. AGİT de diyebiliriz, AGİT de diyebiliriz. Tamamdır arkadaşlar. Ve sonuçta Helsinki nihay Senedi yayınlandı. Helsinki nihay Senedi sonuç belgesi sınırların ihlal edilemez delikesidir. Yani barışı koruma anlaşılır. Bu da yumuşamanın bir göstergesidir. Fakat burada bir problem oldu. Problem şu. SALT 2 uygulanamadı. Neden? Çünkü 1979'da 1979'da Rusya SSCB SSCB yani Afganistan'ı işgal etti. Rusya'nın Afganistan işgali yüzünden SALT 2 uygulanamadı. Hatta arkadaşlar Moskova Olimpiyatları 1980'de yapılacaktı. Yani 1980'deki olimpiyatlar Moskova'da yapılacaktı. Batı bloğu ülkeleri Türkiye dahil Rusya'ya proteste etti. Moskova Olimpiyatlarına katılmadı. Rusya 1979'dan 1989'a kadar Afganistan'da kaldı. Eline yüzüne bulaştırdı. Yani Amerika Vietnam'da ne yaşadıysa Rusya'da Afganistan'da aynı şey yaşadı. Ve bu Rusya'nın, Rusya, Rusya bloğunun, Doğu bloğunun parçalanmasına sebep oldu. Ee, o yüzden Afganistan İmparatorluklar Mezarlığı diye geçer. Tamam mı arkadaşlar? Gördük, gördük. Yumuşama dönemi çatışmaları. Tamam, Küba bunalımı. Tamam, çatışma var. Vietnam Savaşı. Vietnam Savaşı kuzey ile güney arasındaki savaş. İki taraf yani birbirine girdi. Aslında kuzey güneye saldırınca savaş başladı. Kuzey sosyalist. Güney ABD yardım etti. ABD burada çuvalladı. Mahvoldu yani ABD burada. Ve Nixon Vietnam'dan askerlerini çekti ve Nixon doktrinini ortaya attı. Yani biz artık savaşa girmeyeceğiz hiçbir yerde dedi. Kuzey Vietnam galip geldi ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. Yani Kuzey Güney kendisine kattı. Arkadaşlar yine bu dönemde Keşmir sorunu var. Keşmir sorunu İngiltere özür. Hindistanlı Pakistan arasındaydı. Taşkent Deklarasyonu toplandı 1966'da Özbekistan'ın başkentinde SSCB'nin öncülüğünde ama yine de sorun. Çözülemedi. Keşmir'den bahsetmiştim. Ve Rusya e, demin anlattım 1979'da Afganistan'ı işgal etti. İmparatorluklar Mezarlığı, Moskova Olimpiyatları katıla, katılmadık onu söylemiştim zaten size. Arkadaşlar e, burada da bir mola daha verelim tamam mı? Ondan sonra 3. partımıza geçeriz.